Dostlar günaydın. Saat şu an sabahın 10'u ve Ulaanbaatar'dan ayrıldım. Bilin bakalım nereye geldim. Şimdi gösteriyorum size. Burası Tika'nın yaptığı Bilge Tonyukuk Karayolu. Ulaanbaatar'dan ayrıldık. Şimdi buradan tam bu noktadan 11 kilometre daha gideceğiz Tonyukuk anıtını görmek için. Heyecanlıyım. Şoförümüz Eka. Eka. Tonyukuk anıtının oraya geldik sayılır. Etrafı böyle tel örgülerle çevrili. Hava hafif yağmurlu çiseliyor. Biraz da serin. Gerçekten çok heyecanlıyım şu an. Anıtı yakından göreceğim için ya uzun zamandır bunun hayalini kuruyordum. Moğolistan'a gelip bu anıtları görmeyi. Yarın da Harhorin'e yani Karakurum'a geçeceğim. Zamanında başkent orasıymış. Orada da Kültigin ve Bilge Kağan'ın kitabeleri var. En çok görmek istediğim yer aslında orası. Orası Ulaanbaatar'dan 350 kilometre falanmış. Muhtemelen otobüsle gideceğim bulursam. Şimdi buradan sonra bugün Cengiz Han heykelini ziyaret edeceğiz. Sonra Terelj National Park var, ulusal park. Oraya gideceğiz. Orada böyle gir çadırlarında, yurt çadırlarında öğle yemeği yiyeceğiz. Öyle bütün gün bu çevreyi gezeceğiz. Evet, şurada bilgilendirme yazısı var ama. Göktürk kitabelerinin keşfi, kitabelerin okunması falan yazıyor. Tabi bunları göstermeyeceğim ben size. Evet, sonunda tarihte ilk Türk yazısı, ilk Türk ismi burada kazınmış. Yıllar sonra, uzun zaman, çok uzun zaman hayal kurduktan sonra sonunda bir hayalimi daha gerçekleştirdim ve Orhun yazıtlarındayım. Türklerin bilinen ilk alfabesi, Orhun alfabesi, Göktürkler tarafından yazılıyor arkadaşlar. Hemen burada Türk boyları yazıyor. Buranın İnanılmaz bir enerjisi var. Yani bu rüzgarın teninizi okşaması ve etraftaki neredeyse hiçlik. Yani bu coğrafyada bulunmak, buraya ayak basmak gerçekten inanılmaz bir duygu. Gökyüzü de şahane şu an. Hani beni bıraksalar, şu an rehber olmasa şuraya yatıp biraz kestirmek, uyumak isterdim. Ve uyandığımda gözlerimi burada açmak yani tarifsiz bir duygu olabilir. Gerçekten burada daha fazla kalıp biraz vakit geçirmek isterdim. Tek başıma. Ama maalesef rehber ve şoför bekliyor. Yola devam etmek zorundayız. Şöyle son kez göstereyim size Tonyukuk yazıtını. Bunda yazılar daha belirgin. Arkadaki hemen biraz daha kısa olan da çoğu silinmiş durumda. Tahrip olmuş biraz. Tabii rüzgar da aşındırıyor. Burayı,
Bunları aslında böyle kapalı alana, bir müzeye falan almaları lazım ama buna rağmen hani günümüze kadar böyle gelmeyi başarmış. İnanılmaz gerçekten. Umarım bu videoyu izliyorsanız siz de bir gün buraya gelip atalarımızın at koşturduğu, at sürdüğü bu coğrafyada yürüyebilirsiniz ve bu binlerce yıllık yazıtları görebilirsiniz. Arkadaşlar, büyüleyici bir hayvan değil mi ya? İnanılmaz gerçekten. Kiloyla et yiyor. İlk defa böyle iki hörgüçlü deve görüyorum. O da buraya kısmetmiş, Cengiz Han heykelinin oraya. Ya şu anki duygularımı anlatamam. Yani bu an o kadar uzun zamandır hayal ediyordum ki. İnanılmaz ya gerçekten. Devasa bir Cengiz Han heykeli var karşımda. Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Dünyadaki en büyük atlı heykel. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Tepesine çıkacağız. Atın kafasına. Bakalım oradan manzara nasıl, göstereceğim size. Şimdi Cengiz Han heykelinin olduğu yapının, yani yapıya girdik, binaya girdik. Hemen bu karşımdaki geleneksel botları Moğolların. Moğolca'da bot mu diyorlar, bir şey diyorlar. Can you tell again? What's the name? Otal diyorlar. 100 tane inek derisi kullanılmış bunun yapımında. Hemen şurada coffee shop var bir tane. Burada da hediyelik eşya dükkanı var. Şimdi yavaştan yukarıya doğru çıkıyoruz biz. Bilet de şu girişten alınıyor. Burada da böyle geleneksel kostümlerle resim çekilebileceğiniz bir alan var. Yani alt kısım böyle. Şimdi yukarıya çıkıyoruz. Divanlardan çıktım. Yani botun üstünde inanılmaz bir şekilde yüzlerce tögrük para var. Gerçekten çok ilginç. Şans getirsin diye atmışlar herhalde. Yani bozuk para da değil. Zaten bozuk paraları yok. Ben hiç görmedim. Full kağıt. Aa, yukarıda da böyle bir kafe restoran varmış bu alanda. Şimdi atın başına çıktık. Ama burada inanılmaz bir yoğunluk var. Evet, hareket edecek yer yok pek fazla. Arkamda Yüce Cengiz Han, Hanlar Ağa'na. Round the world we are 11 million of us. Şimdi Cengiz Han'ın kemerinde ay, yıldız ve en üstteki de ateş. Moğolları temsil ediyor bu üçlü. Burada bir yarım saat falan geçirdik. Yok, yarım saat çok oldu, abarttım. Bir 15-20 dakika falan geçirdik. Ya belki yarım saat de olmuş olabilir, bilmiyorum. Bayağı uzun geldi bana. Şimdi aşağıya iniyoruz. Gerçekten manzaraya doymak mümkün değil. Mongolca holik denen bir kuşa aitmiş. Gerçek bir ayak, kuşun ayağı. Ve anahtarlık yapmışlar böyle. Şimdi bu gir çadırlarında önce yemek yiyeceğiz. Ardından şuradaki atlardan birini alacağım ve bir saat boyunca burada bozkırda at koşturacağım. Yani ata bineceğim için çok heyecanlıyım. Şu an yemekleri tatacağım için de öyle. Be careful with your head. Okay. Evet, şimdi yurt çadırının içine giriyoruz. Wow, çok değişik bir koku var içeride. Kümes gibi kokuyor. What is this? Arroz. Arroz? Curd. Curd? And this? Urum. Yogurt? Not yogurt. We say yogurt. Cream. Cream. From milk. Süt kreması.
Oruk? Aros. Aruk. Aros. This one? This one is Hazmat. Hazmat. Herdodat hiç dinlemiyorum bu herdodat. This one is from here, from Urum to make this. Oh, yeah, okay. With put some sugar. Mm-hmm. Yes. So this one is our traditional Eric. Drink, Eric. Thank you. Horse milk, mare milk. Evet. Şimdi kımız deneyeceğim. Eric. And this one? This one is just a bowl. Bread, bartuk, bartuk. Bu da bir çeşit ekmekmiş. Sütün şekerle karıştırılmış hale. Daha böyle kuru bir kıvama gelmiş. Evet, şimdi deniyoruz. Wow. Çok değişik bir tadı var. İlk defa kımız içiyorum. Değişik. Yani hepsini bitiremem. Biraz sert geldi bana. Ekşimsi, asidik bir tadı var. Ama sıra dışı. Yani ilk içişte güzel ama devamlı içince böyle biraz şey oluyorsunuz. Şimdi Arol'u deniyorum. Bu da inek sütünden. Deminki kımız at sütündendi. Bu da inek sütünden. Şekerle yapılıyormuş bu da. Eğer şeker olmazsa yiyemezsin diyor. Çok sertmiş. Böyle ısırırken sanki tahta kurusu ısırıyormuş hissi veriyor. Böyle değişik. Ama bunu daha çok beğendim kımızdan. Bu biraz peynirimsi bir tat var. Değişik bir şey. Şarapla falan iyi gider. Bayağı iyi gider. Şimdi ekmekle diğerini deneyeceğim. Şu ekmeğin tadı gerçekten şahane. Bizim şeye benziyor. Şimdi ismi aklıma gelmiyor da. Vallahi unuttum. Söyleyeceğim de. Hani yağda kızartıyoruz ya böyle. Puf gibi oluyor. Bunu kremadan sürüp yedim şimdi. Yani en sevdiğim şu oldu açıkçası. O da fena değil. Ama kımız bayağı sert. O kımıza erik diyorlar. Bu da inek derisindenmiş. Kımız içinde bunun. Buradan alıp koyuyorlar. İçinde çok az bir alkol miktarı var. Fermente olduğundan dolayı. Yani %2, %3 kadar bir alkol olduğunu söyledi. Biraz ürkekler. Hemen yanlarında görüyor musunuz? Damgalamışlar. O stempler yani damgalar içeride vardı. Az önce bu Meryl dedikleri Mer diyorlardı sanırım. Yani Mer gibi bir şey diyor. Tam söyle telaffuz edemiyorum. Onların sütünü içtik. Her 2 saatte bir sağıyorlarmış. Çok fazla süt yaptıkları için özellikle anneler. Mesela bunları farklı damgalamışlar. Şu ileridekilerde farklı damgalar var. Neye göre damgalıyorlar tam anlamadım ama ayırt etmek için. Herhalde şey hani kimisine biniliyor, kimisinden sadece süt elde ediliyor. Çok fazla yaklaşma dedi. Normal hani bizim kendi atlarımıza göre daha vahşilermiş ve bunların boyutları biraz daha küçük normal atlara göre. Ya bu Moğol atları daha kısa boylu. Ve daha böyle şey oluyorlar. Eğer çok yanına gidersen hani gelip seni ısırabilir veya tepebilir dedi. O yüzden böyle olabildiğince yaklaşmaya çalışıyorum ama irkiliyorlar hemen. Gördüğünüz gibi boyu kısacık. Hani üstüne rahatlıkla çıkıp atlayabilirsiniz. Ama bayağı bir vahşiler. Yani ilk defa bu tarz bir at görüyorum. Hani biraz taya benziyor aslında. Tayları anımsatıyor. Aslında eşeğe de benziyor. Hani eşek boyutu gibi ama hani eşekten bir tık daha iri. Şimdi tekrar gir çadırına doğru gidiyorum. Kımızım yarım kaldı. Onu içmeye devam edeceğim. Şimdi yemeklerimiz geldi. Bunun adı hoşur. Daha önce de yemiştim. O tam daireydi. Bu yarım ay şeklinde böyle. Bu da süt çayı. Hoşurun İçi bu şekilde böyle taze soğan ve koyun etiyle yapılıyor. Bunun içinde çok fazla yağ var. Dün yediğim mesela daha şeydi hani yağsızdı. Bu biraz bana ağır geldi. Dün yediğim inek etiyle, dana etiyle bu koyun eti. Ya şu an ayıp olmasın diye zorla yiyorum ama bayağı bir sert geldi yani.
Evet, şimdi at sürmeye başladık. Ben şu an video çektiğim için benim atı da o tutuyor. Şöyle açığa doğru gideceğiz. Yavaş yavaş. Hala kımızın tadı ağzımda, damağımda. Hafiften de yağmur çiselemeye başladı. Ata binerken öyle bir sağanağa tutulduk ki ayakkabım içi su içinde. Yani çorabı çıkardım, sıktım. Böyle bardağı doldurur. Mahvolduk, mahvolduk. Hemen karşımda şimdi Turtle Rock var. Kaplumbağa Kayası. Burayı Moğolistan diye aratınca, Google'a Moğolistan gezilecek yerler falan yazarsanız direkt başlıca karşınıza çıkanlardan biri burası. Bayağı büyük bir kaya ve gerçekten kaplumbağayı anımsatıyor. Böyle şu kafası, işte arkası, kabuğu. Şimdi Kaplumbağa Kayası'nın arkasına geldik. Bu yoldan tırmanıyoruz böyle. Tabii yağmur yağdığı için yerler biraz kaygan. Dikkatli çıkmakta fayda var. Ayaklarım vıcık vıcık su içinde şu an. Ne yapacağım bilmiyorum yani. Ayakkabı almam gerekecek muhtemelen şeyden. Evet. Yalnız bayağı dikmiş. Bir de kayıyor yerler. Geçtiğimiz yerlere bakar mısınız? Çok iyiymiş burası ya. Bu kadar beklemiyordum. Yalnız gerçekten şu an botsuz olmak büyük sorun. Ya buralar için tam trekking botu lazım. Kayıyor baya. Nasıl ineceğim bilmiyorum. Kamerada belki çok anlaşılmıyordur ama gerçekten dik ve kaygan. Evet, buraya da paralarla donatmışlar. Yüzük ve ellilik. Şu an Kaplumbağa Kayası'nın arkasındayız. Hatta içindeyiz kayaların böyle. Şimdi tam şu aşağıdan geldik, parmağımın ucundan. Bu basamakları tırmandık. Ve böyle bir meditasyon merkezine geldik. İsmi Aryapal Meditasyon Merkezi. Size içeriği göstereceğim ama ayakkabı çıkarmak gerekiyor. O yüzden şöyle göstereceğim. Ayakkabımı hiç çıkarmayacağım. Böyle bir meditasyon merkezi burası da. Ama buranın asıl olayı manzara ve insanlar olmadığı zaman hani böyle sessizlik içinde tamamen huzur bulabileceğiniz bir yer. Yalnızca kuş sesleriyle. Şu an tabii çocuk gürültülerinden dolayı falan çok fazla huzurlu değil tabii ki. Burada da Nepal'de olduğu gibi maneler var. Hızlı hızlı çevireyim hepsini. Şu yukarıya da bir yol gidiyor. Orası ne acaba? Ha, orada tuvaletler varmış.
Ya burada hiç kimsenin olmadığını hayal edin. İnanılmaz huzurlu bir yer. Şu an bayramdan dolayı hani Moğol halkı da ziyaret ediyor burayı. Burada Ulaanbaatar'da falan yaşayan insanlar. O yüzden kalabalık biraz. Hemen karşıda da Kaplumbağa Kayası var. Oradan geldik. They speak different languages. Şimdi Nepal'deki gibi asma köprüden geçiyorum böyle. Biliyorsunuz Everest'te çıkarken de bu tarz köprüden geçmiştim. Buradaki daha kısa tabii. Oradaki gibi değil ama bu biraz daha sakat. Çok sallanıyor. O yüzden tutunarak geçmeniz gerekiyor. Şu an kimse olmadığı için rahatça geçiyorum ama insanlar geçince bayağı bir sallanıyor. Yukarıda bir yarım saat kadar kaldık. Şimdi arabaya doğru geçiyoruz. Yavaştan Yubi'ye yani Ulaanbaatar'a geçeceğiz. Güzel bir gündü ya. Bayağı değişik, eşsiz deneyimler yaşadım. Hiç Şahin görmemiştim. Omzuma kondurmamıştım. Tüyleri gerçekten yumuşacıktı. Çok güzeldi. Biri şurada bir şey bırakmış. Mont herhalde. Ondan sonra kartal da almamıştım hiç elime. Bayağı büyüktü, devasa bir şeydi. Ağırdı bir de, çok ağırdı. Bir de o buradan önceki Kaplumbağa Kayası çok iyiydi. Tırmandık, arka iç kısmına geçtik kayanın. Böyle mağara gibi o oyuk bir kısım vardı. Vallahi süper bir gündü. Özetlemek gerekirse yani o Cengiz Han heykelinin orada falan bayağı eğlendim açıkçası.